Merhaba değerli severler, ben İsmail Akyüz. Evet, sabahın ilk ışıklarında ne yapıyoruz? Kabarmış petekleri ayıklıyoruz. Kabarmış petekleri korumada cereyan sistemini, baca sistemini anlatacağım size. Buradaki amaç tamamen ilaç kullanmadan, kalıntı sıkıntısı olmadan peteklerimizi gelecek seneye kadar koruyabileceğimiz bir yöntem anlatacağım size. Arkamda görmüş olduğunuz sıra, yani bu 5 olabilir, 6'şar katlı olabilir. İçerisinde 7 veya 8 petek koyacaksınız cereyan oluşması için. Şimdi sistemi hızlı bir şekilde anlatayım ben size. Şöyle biz faydasını gördük, başka arkadaşlar da faydalansın. Şimdi öncelikle en önemlisi bu şekilde bir altı sineklikli bir tabanlığınız olması lazım. Bu böyle bir tabanlık olmasa da katların altına zımbalayabilirsiniz sinekliklerini ve biraz yüksekte olacak, sehpa olabilir. Ben bu su kanalını kullanıyorum, cereyan oluşuyor. Bu şekilde sehpa da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yüksekte olacak. Üstte koyacağınız kapağın şuradan hava delikli olması lazım cereyan oluşması için. Şimdi sistem nasıl başlıyor, hızlı bir şekilde anlatayım. Petekleri topladık. Yani ballarını süzdüğümüz petekleri hızlı bir şekilde yalattıktan sonra 10 çerçeve şeklinde hızlı bir şekilde diziyorsunuz. Dizdikten sonra 10 gün dinleniyorsunuz, bekliyorsunuz. 10 gün sonra zaten güvenecek olan güvenmekte. Güveneceği için tabii ki kapaklar iyice kapanacak. Hiçbir şekilde daha sonra güve girmemesi lazım. Cereyan sistemi oluşturacağız. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde benim el arabam var. El arabama bakın buradan alıyorum, buraya getiriyorum. Daha sonra elediklerimi buraya diziyorum. Yani şuradan gelip buradan dize bu şekilde gidiyoruz. Sistem nasıl oluyor? Onu da anlatayım. Bakın bu çok önemli. Bu çok önemli. Niye çok önemli? Burada birikmesi için. Artık kullanım kolaylığı sağlıyor. Ben ne yapıyorum? Oradan getirdiğimi buraya koyuyorum. Burayı sehpa olarak kullanıyorum. Şu şekilde sadece yanakları topluyoruz arkadaşlar. Ben sadece yanakları topluyorum. Şimdi diyeceksiniz ki en iyi propolisler uzaktan toplanan propolisler mi? Hayır arkadaşlar. En iyi propolisler uzaktan toplanan propolisler değil. Neden? Onu da söyleyeyim. Şimdi biz zaten bu petekleri sadece ballıkta kullanıyoruz. Sadece katta kullanıyoruz. Sadece katta kullandığımız için herhangi bir varroa mücadelesi ilaçlarına şahitlik etmemiştir, görmemiştir. Biz katları koyduktan sonra zaten hiçbir şekilde varroa mücadelesi yapılmıyor. Son varroa mücadelesi zaten kışın oksaygasla yapılıyor ve devamında bu petekler hep temizdir, tertemizdir. Propolis hani bize öğrettikleri şekilde nasıl? Propolis tuzakları en iyi tuzaklardır. Biz de öyle gördük ama şimdi size anlatacağım, siz de bana hak vereceksiniz. Propolis tuzaklarını koyduğumuz zaman arada bir boşluk telaşı oluyor. O boşluğu kapatma telaşı oluyor. O boşluğu kapatma telaşıyla arı hem bala gidecek olan arının bir kısmı o boşluğu kapatma telaşıyla propolis yöneliyor. İkincisi arı o telaşla sadece propolis değil beraberinde mum da koyuyor. Burada her bir telaşı olmuyor yanaklarda. Yanaklarda telaşı olmadığı için dikkat ederseniz ekstraksiyonlarda bu yanaklardan topladığımız propolisler daha çok kıvamlı çıkıyor. Diğerlerinde daha çok mum çıkıyor. Yaptığım uygulamayı size görsel olarak sunayım. Önce yanakları bu şekilde topluyorum arkadaşlar. Topladım. Burada kaldı. Bakın polenli bir petek. Bu polenli peteği ayıracağım. Burada bakın çizgi boyunca güve vurmuş. Bu çizgi. Şuradan da güve tarafını yaktıktan sonra, güvenin hattını yaktıktan sonra bu temizleniyor. Eğer fazla güve var ise bakın şu şekilde ayırmışım. Bu petekleri dondurucuya götüreceğim. Dondurucuda bir gün bekleyin çünkü içerisinde biraz fazla güve var. Tabii ki fazla sihanları eritiyoruz. Bunlar da erkek gözlü petekler. Bunları ayırıyorum. Niye ayırıyorum? Bakın altın bilgilerdi bunlar. Ana arı üreteceğim zaman hangi cinsten istiyorsam o arada daha fazla erkek üretiyorum. Daha fazla erkek üretince ne oluyor? Saf hatta ulaşmış oluyoruz. Yani istediğimiz hatta daha fazla gen sahibi oluyoruz. Böyle biraz devam edeyim görmeniz için. Bunu tamamlayacağım. Hem çalışacağım hem size anlatacağım. Özellikle eldiven giymenizi isteyeceğim. Neden eldiven? Şimdi propolis sakız gibi bir madde. Sakız gibi bir madde olduğu için elinizle çıplak ellediğiniz zaman elinizin izi çıkıyor. Ellerde çok her zaman hijyen kalmıyor. Temiz değil çünkü sürekli çalışıyor eller. Bakın burada birkaç tane küçük güve var. Ne yapacağım? Bunu temizledim ama tamamen temizlenmesi için şüphe olduğu için bunu daha dondurucuya götürüyorum. Dondurucuda bir gün bekliyor sadece. Eve götürüyorum. Dondurucuda bir gün bekliyor. Her arıcının mutlaka arıcılık için yedekte eski ya da fark etmez bir tane dondurucu olması lazım arkadaşlar. Bodrumda, bodrum katınızda ya da ne bileyim deponuzda kısa sürede kullanacaksanız kullanmanız lazım. Son bir tane. Temizdir. Yanakları bakın bu şekilde C harfi çizerek topluyoruz. Bu şekilde burada biriktiriyorum.
temiz olduğundan emin olmadığınız, şüpheli olduğunuz propolisleri toplamayın arkadaşlar. Yani vicdanen rahat kalmanız için. Bakın bunları topladım bugün. Her gün azar azar poşetin içine koyuyorum. Daha sonra bunu kapatıyorum, dondurucuya atıyorum. Evet, şimdi 2, 4, 6, 8. Normalde en iyisi itiraf edeyim 7'dir. Niye 7? Tamamen boşluk oluyor. Ama ben niye 8 yapıyorum? Fazla katım yok. Kat sıkıntısı yaşıyoruz. Ama geçen sene bu şekilde 7 ile yaptım ve hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi ne yapacağız? Buraya getireceğiz. Arada eşit boşluklar olacak. Yani bildiğiniz cereyan sistemi olacak. 10 gün sonra her gün azar azar yapabilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bakın bu şekilde cereyan sistemi oluşuyor. Ben bazı zamanlarda eğer çok sıcak olur ise yani hijyen bakımından ne yapıyorum? Bu asetik asit uygulamasını şu erkek gözlerinden bir tanesini açıp içeriye enjektörle olduğu gibi 60 cc erkek gözünden sıkıyorum. Zaten aşağı kadar içerisi tamamen temiz oluyor. Bir uygulama yapacağım. İcabında ben çalışırken hani bir tane güve girmiş de olabilir akşamları. Bilmiyorum. İçeriye sıkacağım bir diğer asetik asit ve bu şekilde kışa böyle gireceğiz. Buradaki avantaj nedir arkadaşlar? Buradaki avantaj, baharda ben burada çalışırken hemen elimin altında kabarmış peteklerim oluyor. İkide bir soğuk hava depresine gitme sıkıntım olmuyor. Gitmeye gerek kalmıyor. Elimin altında olduğu zaman daha seri çalışabiliyorum. Ve inanın hiçbir şekilde bir zararını görmedim. 4 yıldır bu şekilde kullanıyorum. Bütün aracı arkadaşlara tavsiye ederim. Biz sıcak bölgedeyiz. Sıcak bölgede olmamıza rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadık Allah'a şükür. Bu şekilde işlemimize bitirene kadar devam edeceğiz. Bütün aracı arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.